Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden 37. dersimizi gerçekleştireceğiz C videolarımızın. Şimdi verilerde biçimlendirilmiş bazı kullanımlar var. Bunlarla ilgili birkaç örnek yapacağım. Nasıl? Mesela şöyle. Yeni bir tane proje oluşturalım hemen. Ders 37 diyelim. Ders 37. Proje 2 silinmedi. Neyse bir şey olmaz. Şöyle ders 37 olarak kaydedelim. Şunu da kopyalayalım, yapıştırdım. Şimdi çalıştırdığımızda da oraya yapıştıralım. Şimdi 37. dersimizi gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız bu derste? String'de biçimlendirilmiş bazı kullanımlar var. Onları yapacağız. Mesela sol taraftan boşluk bırakma, sağ taraftan boşluk bırakma gibi. Hani dün double ve float değişkenlerde yapmıştık ya. Yüzde bir şey nokta sonra şey yüzde nokta 5f veya yüzde nokta 3f. İşte virgülden sonra 3 karakter alsın. Virgülden önce şu kadar karakter alsın gibi mesela. Şimdi önce normal bir tane cümle oluşturalım. Char bilgi diyelim, bilgi verelim kullanıcılarımıza. Bilgimiz 30, 40 karakterden olsun. 40 karakter, noktalı virgülümü koydum. Hatta 40 değil de bir dakika, tam 40 olsun, neyse. Printf parantez içerisinde, cümleyi ya da bir mesajınız diyelim, mesaj diyelim ya da mesaj. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi scan'la önce mesajı olduğu gibi bir okuyalım. Tamam mı? Scan'la mesajı olduğu gibi bir okuyalım. Ne diyelim? Yüzde s virgül bilgi. Bilgiyi bir okuyalım. Noktalı virgülünü koydum. Şimdi ondan sonra önce birinci kullanım şu olsun. Birinci kullanım mesajı olduğu gibi yazdıralım. Yani burada ne diyeceğim? Yüzde s virgül bilgiyi olduğu gibi yaz. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi çalıştırıyorum programı. Şuraya yapıştırdım. Ders 37. Mesela yaz mevsimi Haziran'da başlar. Enter'a bastım. Scan kullandığım için ne yaptı? Scan kullandığım için bu şekilde verdi. O zaman şöyle yapalım. Burada pats gets olmasın. Bilgini tek kelimeden oluşturalım. Tek kelime. Aynen. Şunu bilgi değil de kitap olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Bunda bir tane kitap ismi verelim. Bu kitabın ismini kullanın. Burayı da kitap olarak, burayı da ad olsun kitabın ismi. Şimdi yeniden çalıştırıyorum. Mesela kitabın ismi ne olsun? Suç ve Ceza. Ama birleşik yazıyorum. Suç ve Ceza. Enter'a bastım. Bakın. Şimdi printle komutu okudum. Printle adı yazdırdım. Sonra scanla komutu okudum. Ondan sonra printle okumuş olduğum bu bilgiyi ekrana yazdırdım. Burada herhangi bir farklı kullandığım bir şey yok. Şimdi farklı kullanımlara geliyorum. Ondan sonra indim alta printf dedim. Parantezimi açtım. Şimdi ikinci bir kullanım yapacağım. İkinci kullanım önce bir slash'an ekleyelim. Şuraya noktalı virgülümü koydum. Printf dedim. İndim alta. Şimdi ikinci kullanım şu. Mesela sol taraftan 10 karakter boşluk bırakarak yazsın. Nasıl olacak? Bakın şöyle olacak. Yüzde 10 s virgül virgül kitaptan gelen değer. Çalıştırıyorum. Mesela kitabın ismi ne olsun? Gogol'un müfettiş olsun. Müfettiş dedim. Enter'a bastım. Şimdi anlatmak istediğim şeye gelelim. Şimdi bir dakika şöyle. 40 alalım. Şimdi 10 karakter boşluk bırakarak yazdırma işlemini ne yaptı biliyor musunuz? Normalde 40 karakterlik biz bellekte bir dizi tanımladık. Tamam mı? Girmiş olduğumuz Katar'da yani dizinin içeriği de toplamda müfettiş kaç karakterden oluşuyor? Müfettiş 9 karakterden oluşuyor. 9 mu müfettiş? 8. 8 karakterden oluşuyor. Şimdi ben 10 karakter dediğim için ne yaptı biliyor musunuz? İlk 10 karakteri kullandı. İlk 10 karakteri kullanması için benim kelimemin toplam boyutu 8 karakter. 2 karakter de kendisi, 2 karakter de kendisi boşluk bıraktı, ona tamamladı. Ben mesela burayı 18 karakter yaptığım zaman toplamda 26 karakterlik bir alan bırakacak bize. Yani mesela şöyle 18 yaptım burayı. Yeniden çalıştırıyorum. Bakın bu kez adını yine müfettiş yapın. Hatta başka bir kitap olsun. Mesela ne olsun? İnci olsun. John Steinbeck'in İncisi olsun. Enter'a bastım. Bakın. Bu ilk sıradaki normal. Buradaki ise ben kaç karakter bıraktım toplamda? 18 karakter bıraktım. 14 karakter. 14 karakter kendisi burada bıraktı. 4 karakter de İnci'nin kendisi 18 karakter. Biraz önce 26 dedim, yanlış oldu. 26 olmayacak. Hani şöyle olacak yine.
Toplam 18 karakteri tamamlayacaktı. Burada da öyle yaptı. Ne yaptı? Toplamda 18 karakteri tamamlamış oldu. Şimdi ondan sonra yine printf ile bir boşluk bırakalım. Printf parantezim açtım. Çift tırnak slash n noktalı virgülümü koydum. Sonra bir başka yazım yapalım. Printf parantezim açtım. Çift tırnak içerisinde. Şimdi bu kez şöyle kullanacağım. Mesela toplamda şu kadar karakter bir boşluk bıraksın. Hani şey toplamda şu kadar karakter bir alan ayırsın bize. Mesela 20 karakter alan ayırsın bize. Sonra 20 karakter alan ayırsın. Bu 20 karakterlik alanda 20 karakterlik alanda bir virgül koyacağım. 20 karakterlik alanda bizim verimizin ilk 5 karakterini yazsın diyebilir miyiz? Böyle bir kullanım yapabilir miyiz? Bir deneyelim bakalım olacak mı? Bilgi diyelim. Şimdi buraya yeni bir tane kitap girelim. Mesela pardon, kitap olacak. Mesela F11 dedim. İsmi yer altında çok uzun olur. Yer altından notlar daha kısa bir kitap. Mesela ne girelim? Yine siteymekten karıncalar diyelim. Karıncalar. Enter'a bastım. %20,5. Neden hata aldım? %20,5. %20 nokta mı? Nokta olacağını düşünmüyorum ama nokta mıydı? Bir bakalım. Karıncalar diyelim şöyle. Ha, aynen nokta. Özür dilerim. Burası nokta olacak. Yeniden çalıştıralım şimdi. Burası virgül değil, nokta olacaktı. Şöyle yapmak istediğim şey şuydu. Bu örnekte de buraya da karıncalar diyelim. Şimdi karıncalar diye bir tane kitap. Şu üçüncü kısma bakın. Şimdi toplamda 20 karakterlik alan ayırdı bize. Tamam, bakın zaten şu üstteki alana göre belli. Bakın burada bir i harfi yok, bir de n harfi yok. Üstteki de 18 karakterlik alan. Şimdi burada 20 karakterlik alan ayırmış oldu. Bu 20 karakterin ben burada nokta 5s diyerek hani 5 karakterini kullan dedim. Float ve double değişkenlerde var ya, nokta diyordum. İşte 3f, 4f. Hani virgülden noktadan sonra şu kadar karakteri kullan şeklinde bir açıklama yapmış oluyordum. Burada da öyle bir kullanım mevcut. İşte noktadan sonra şu kadarını kullan şeklinde. Ondan sonra başka hangi kullanımlar var? Direkt kendisini aldık. Bir de sola dayalı bir de eksi negatif komutu vardı da negatif yapınca ne yapıyordu? Hemen şöyle onda kontrolünü yapalım bakalım. %20 s diyelim virgül kitap diyelim bakalım eksi ne yapıyormuş beraber görelim. F11 dedim. Yine şöyle F11 diyelim. Mesela bir başka kitap tanımlayalım. Siyah lale diyelim. Siyah lale. Enter'a bastım. Dördüncüyü yazdırmadı. Dördüncü nerede? Şuraya bir dakika yazdırdı aslında da. Göstereceğim. Printf. Çift tırnak slash n. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi yeniden çalıştırıyorum. Siyah lale. Enter'a bastım. Şimdi bu da şöyle bir şey yapıyor. Toplamda 20 karakter ayırıyor bize. Tamam ama bunu şeyde sola dayalı olarak yapıyor. Direkt normal çıktı gibi. Ama içeriğini şöyle değiştiriyor. Biz normalde char kitap 40 diye değişken ataması yapmıştık. Yanılmıyorsam bir bakayım hemen. Evet, char kitap 40 diye değişken ataması yaptık. Bu onu 20 karaktere düşürdü. Bu boş yerlere ne olarak değer attı? Null değerler atmış oldu. Yani onları da bellekte yer kaplayan alanlar olmuş oldu. İşte string diye biçimlendirilmiş kullanımlar bu şekilde. Yani deneme yanılma yoluyla siz de deneyebilirsiniz burada. Başka kullanımları da var. Örnek biraz daha örnek yapmakta amacım. En azından bunları da yarın öbür gün yapacağımız küçük projelerde kullanacağımız alanlar olarak hafızanızda yer edinmiş olsun. Biçimlendirilmiş kullanımlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste şu str fonksiyonları var. Onlara değineceğim. Strlen, ondan sonra str copy var. Str n copy vardı galiba. Bir de str cat falan var, birleştirme. Onları da bir sonraki derslerin konusu olarak bırakıyorum. 37 mi oldu bu ders? Yanılmıyorsam evet, 37 oldu aynen. Geçen ders 36 idi. 38. derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.